Yepyeni bir keşif videosuyla hepinize merhabalar. Sabahın erken saatlerinde uyanıp hiç vakit kaybetmeden bir an önce yola koyuluyor. İlk durağım Karabük'ün Eski Pazar ilçesine bağlı Ovacık yolu üzerinde Eski Pazar'a 5-6 kilometre mesafede bulunan Sadeyaka Köyü. Şeyh Ali Semerkandı Hazretlerinin burada bir küçük camisi bulunmakta. Yine adından da anlaşılacağı üzere Sadeyaka Köyü'ndeki Sadeyaka Mahallesi Camii var. Bu cami 1890 yılında yapılmış, tamamıyla ahşap ve tarihi bir doku. Ne yazık ki caminin tadilata ihtiyacı var. Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin camisinin içinde halk tabiriyle sığırcık suyu yani çekirge suyu mevcut. Sadeyaka köyündeki bu tarihi cami ve Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin camisini ve bu caminin içinde bulunan şifalı suyu sizler için de içiyorum. Kısa sürede bu tarihi caminin restorasyonunun yapılması temennisiyle rotamı Karabük'ün Ovacık ilçesine çeviriyorum. Ovacık ilçesine giderken yolumun üzerindeki o güzelim ahlatları tatmadan vazgeçemiyorum. Ovacık ilçesi Karabük il merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan bir mahalle ve 42 köyden oluşmakta. Bu güzel Ovacık ilçemizi şimdi yakından bakalım. Bu güzel Ovacık ilçemizi gezdikten sonra rotamı Pürçükören köyüne çeviriyorum. Pürçükören köyü Ovacık ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Bu köye gitmemin tabii ki oldukça manidar bir sebebi daha var. Pürçükören köyünün Karakoyunlu mahallesine bağlı yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıkta bulunan bu mahallede 7. yüzyıla ait kral mezarları bulunmaktadır. Bölge kral mezarları konusunda oldukça zengin. Şu an ziyaret ettiğim kral mezarı oldukça dik bir yamaçta bulunan kayanın içerisine oyulmuş. Bu kral mezarı 4 odadan meydana gelmiş. Mimari olarak üçgen alınlıklar, iç içe dik dörtgenler kullanılmış ve ağaç mimarisi taklit edilmiştir. Sütun başlıkları ise hurma ağacı ile süslüdür. Bölge halkından aldığım bilgiye göre kurutma kayası olarak bilinen ve ev büyüklüğündeki üstü düz taş blok, rivayete göre o dönem kurbanların kesildiği yer olarak biliniyor. Burayı keşifte Japonya'dan misafirimiz olan karşılaştığım Rio ile tanışıyorum. Rio gerçekten sıcakkanlı, dost canlısı bir arkadaş. Rio ile orada tanışıp kısa bir sohbet ediyorum. Buraya ulaşmamız oldukça güç oldu. Hemen yaklaşık bir 150 metre yolun hemen üzerinde kayaların içine oyulmuş devasa bir kral mezarı. Buraya baktığımızda burada odanın ilk girişinde 3 tane sütunlar bulunuyor. Ama şu an bu sütunlar kırılmış. Orada da
izini görebiliriz. Ortadaki sütun, buradaki sütun buraya bağlı. Şu an yok. Ve o sağ başta ve sol başta yine sütunlar var. Bu yörede daha çok kaya mezarları var. Lakin şu an ulaşılabilir durumda olanlar sadece burası. Şimdi burada 3 tane oda var. Bir tanesi benim sağımda bulunan bir mezar odası. Yine arkamda durulan ana mezar odası burası. Ve benim solumda sağ tarafta bir mezar odası daha var. Bu yapının altında da yine sadece bir tane ortada görünen kaya mezarı var. Lakin toprağın altında daha kayaların işlenmesi devam ediyor. Yani muhtemelen toprağın altında duruyor. Şimdi buraya gelmişken başka bir şey daha söyleyeceğim. Biz değer kültürlerimize, tarihimize, mirasımıza güzel sahip çıkıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi her taraf delik deşik olmuş. Yani defineciler burada büyük bir kazı yapması, gelenlerin ateş yakması, duvarlara yazı yazması neyi ifade ediyor çok anladığım bir şey değil. Lakin keşfedilmeyi bekleyen, gün yüzüne çıkarılmasını bekleyen yine güzel bir tarihi eserimiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İzlemeye devam. Japonya'dan misafirim Rio ile sohbetimi bitirdikten sonra rotamı Değirmendere Şelalesi'ne çeviriyorum. Değirmendere Şelalesi Ovacık ilçe merkezine yaklaşık bir 3-4 kilometre uzaklıkta. Yılın bu mevsiminde şelalenin suyunun bir hayli az olduğunu görüyorum. Gezimiz böyle hızla devam ederken saatimiz 14 oluyor ve acıktığımı hissediyorum. Arkadaşım Muhammed'le öğle yemeği yemeye başlıyoruz. Yanımızda getirdiğimiz aperatif öğle yemeğinden sonra rotamı Karabük il merkezine çeviriyorum. Karabük-Gerede arasındaki tünel girişinde bulunan kanyonu ziyaret etmeden de olmaz. Uzun zamandır keşfetmeyi ve gezmeyi planladığım bu kanyon oldukça beni şaşırtmıştı. Bu haftaki gezimizden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir gezide ve başka bir Anadolu keşif videosunda görüşmek üzere diyorum ve dünyayı gezmeden önce Anadolu'yu gezmekte fayda var. Hepinize hoşça kalın.